Nuray Öğretmen'in Mektebim Çocuk Akademisi Asrı Çocuk programını sunar. Sevgili Vuslat TV izleyicileri, bu hafta yine yeni bir konuk ve yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz Bülent Öğretmenim. Öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız, iyisiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Biraz izleyicilerimizin sizi tanıması adına kendinizden bahseder misiniz? Ben Deniz, 1974 yılında Malatya'da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi Malatya'da tamamladım. Daha sonra Erzincan Eğitim Fakültesi'nde okudum. Daha sonraki yıllarda Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü ve İş Sağlığı Güvenliği bölümünü bitirdim. Şu an Malatya'da sınıf öğretmen olarak çalışmaktayım. Hı hı. Ne güzel, çok donanımlı. Ve sanırım yine kitaplarınız var. Siz de çocuklara kitap yazıyorsunuz, çocuklara uygun. Böyle değerli yazarlarımızla birlikte olmak gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Hem çocukların hem yine geçen haftaki Abdülvahap Hocam'da olduğu gibi okumanın, sorumluluğun vesaire vesaire bu hafta sizinle yine dolu dolu konuşacağız inşallah. Ama şeyden başlamak istiyorum Bülent Hocam. Sorumluluk duygusu nedir? Yani çocuğa sorumluluk nasıl verilir? Ya da çocuğa sorumluluk nasıl aşılanır? Çocuk sorumluluğun ne olduğunu nereden bilir? Evet, çok güzel bir soru hocam. Sorumluluk bir bireyin, bir insanın işini, sorumluluğunu, vazifesini, görevini yerine getirmesidir. Getirmediği zaman da cezasını ya da bedelini ödemesidir. Mesela diyelim ki bir insan arabasının bakımlarını yaptırmıyor, sonra trafiğe çıkıyor. Türkiye'de çok olan bir şey ne yazık ki. Bir trafik kazasına karışıyor. O bakımların yaptırması insanın görevi, vazifesidir. Ama bir kazaya karışması, bir insana veya bir araca zarar vermesi ise bedelini ödemesi gereken bir durumdur. Bunun için maddi ve manevi tazminat ödeyebilir. Sorumluluğu kısaca böyle tarif edebiliriz. Yani sorumluluklarını yerine getirmeyince en basitten başlıyoruz. En yukarıya kadar insanların bedel ödediklerini görüyoruz değil mi? Evet. Peki küçük yaşlarda sorumluluk duygusunu aşılamak için ne yapmak gerekir? Yani şöyle bir şey var. Bilim insanlarına göre iletişim anne karnında başlıyor. Yani küçükken mesela ben çok yapardım. Hanımın karnına elimi koydum mesela. Onunla konuşurdunuz. Evet, iletişime başlardık. Yani onunla kitap okurdum. İşte dua edebilirsiniz, müzik dinletebilirsiniz. Belki annenin belli saatlerde beslenmesi bile bir sorumluluktur. Evet, doğru. O oradan oraya sirayet eder. Evet, çocuk düzenli beslenin, gıda vesaire bir şey gördüğünde ya da annenin aldığı ona geçtiğinde düzenli olarak uyumak ya da düzenli olarak beslenmek dediğimiz gibi düzenli olarak aynı hareketleri yapmak da anne karnından itibaren çocuğa sorumluluk duygusunu verir yani. Evet, mesela çocuk bilecek ki annem saat 10'da uyur. İşte sabah 8'de kahvaltısını yapar. O bile bir sorumluluk duygusudur. Çocuk daha sonraki yıllarda da ilerleyen yıllarda sorumluluğu şöyle kazanabilir. Mesela diyelim ki oyuncaklar oynadı. Bizde çok yapılan bir şey. Mesela misafir geliyor, çocuklar oynuyor. Sonra oyuncakları annesi topluyor ne yazık ki. Evet. O oyuncakları çocuğumuza toplatmamız lazım. Mesela diyelim ki sofra kuruluyor. Çocuğumuza bir sofrayla ilgili herhangi bir şey getirtebiliriz. Tabak getirebilir. Efendim işte diyelim ki sofra bezini getirebilir, bardakları getirebilir. Önemli olan orada aileye katkıda bulunmak, paylaşım yapmak, işte aile birlikte dayanışma içinde olmak. İşte kendinin bir prens ya da prenses olmadığını kabul etmek lazım. Bir birey olduğunu aslında değil mi? Küçük de olsa onun da bir birey olduğunu, evdeki yapılacak her işte onun da görevleri olabileceğini ve bu görevlerin sonunda da ona ne kadar faydalı şeyler yaptığını hissettirmek de aslında çocuğa sorumluluk duygusunu kazandırırken en büyük etkenlerden biridir diyebilir miyiz? Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani bizde mesela çok şey olurdu işte çocuklar dediğiniz gibi arkadaşları gittikten sonra canları sıkılır oyuncakların hiçbirini toplamak istemezlerdi. Evet. Ama sorumluluklarını bilip işte bu odayı biz arkadaşlarımla birlikte bu hale getirdik tekrar bunları toplamak veya biraz daha ilerleyen yaşlarda ödev sorumluluğu ya da çanta düzeni sorumluluğu. Biz mesela anaokulunda başlıyoruz. Çocuk diyor ki öğretmenim sumataramı unuttum ama bu senin sorumluluğun.
akşam uyumadan önce çantanı, kitaplarını, okula getireceklerini, pantuflarını ve su matarını kapının önüne bırakmalısın değil mi? Çıkmadan önce. Böyle küçük küçük aslında biz bu bedelleri küçükken ödesek az önce bahsettiğiniz gibi büyük bedellere gerek kalmayabilir belki değil mi? Evet. Yani o gün su matarasını getirmedi ya susuz mu kalacak ya da her fırsatta dışarı çıkıp su içmek zorunda kalacak. Bu da aslında bir bedel ödemesidir çocuğun. Bir daha su mataramı unutmamalıyım diye. Evet. Ya da boya kalemlerimi unutmamalıyım gibi. Evet hocam. Mesela bizim toplumumuzda şöyle bir algı var. Yani çocuğumu ne kadar şımartırsam, ne kadar her dediğini yaparsam onu sevmiş oluyorum diye bakılıyor olaylara ne yazık ki. Hani Peygamberimiz diyor ya bir elime ayı verseniz, bir elime güneşi verseniz işte dinimi vazgeçmem. Biz de gerçekten çocuklarımızı bu şekilde seviyoruz ama bu çocuklarımızı şımartacağımız anlamına gelmiyor ne yazık ki. Çocuklarımız prens ya da prenses değil. Ben her zaman velilere söylerim. Kral ve kraliçeler, prens ve prensesler kendileri için yapılan her şeyi normal karşılarlar. Çünkü zaten kral, kraliçe, prens, prenses bu olanlar zaten olması gereken şeyler olarak düşünüyorlar. O yüzden dediğiniz gibi sorumluluk duygusu çok önemli. Sorumluluğu eğer biz küçüklükten beri verebilirsek, işte anne karnında, işte okul öncesi, okul dönemi, okul sonrası verebilirsek, büyüdüğü zaman da bu kadın cinayetlerini inanın ki görmeyeceğiz. Mesela trafikte görmüşsünüzdür, hiç kimse hatasını kabul etmez. Evet. Çünkü hayatı boyunca hiçbir sorumluluğu almamış. Yani okulda görmemiş sorumluluğun, bedelini evde görmemiş, ailede görmemiş, hep şımartılmış, işte ceza görmüş, cezasını ödememiş, trafik cezası affedilmiş. O şekilde en sonunda da bunun sonu ne yazık ki kadın cinayetlerine kadar gidiyor. Maalesef. Çünkü hiçbir bedel ödememiş hayatı boyunca. Evet, yani şunu mu demek istiyoruz? Biz bu bedelleri ödetmediğimiz ya da sorumluluk duygusunu doğru bir şekilde yerleştirmediğimiz için ya da yerleştirmediğimiz için bunları görüyoruz evet ama bunlar yapılırken biz onlara şefkatimizi yanlış kullanıp bir şekilde onu telafi etmişiz. Atıyorum işte yapmadı biz hemen yapalım eksik kalmasın çocuğumuz. Aman çocuğumuz oradan geri kalmasın. Aman bunu yapmamış ama biz telafi edelim gibi hem şımartmış oluyoruz hem sorumluluğu üstümüze almış oluyoruz. Sonra böyle vasıfsızca bireyler çıkıveriyor. Evet ne yazık ki haklısınız. Maalesef. Evet. Peki Bülent Hocam, dünyada ve ülkemizde sorumluluk duygusu ile ilgili örneklerden bahsedersek ne olabilir? Yani daireyi biraz genişletelim. Hani küçük çocuktan değil de küçük çocuk, bireysel sorumluluklar, sonra yaşadıkları evin sorumlulukları, belki okulun, belki sosyal arkadaşlarıyla yaptıkları sorumluluklar. Bir de biz bunu ülke geneline ve dünyaya açacak olursak. Evet, benim çok sevdiğim bir şahsiyet var. Kendisi Japon. Adı Hiro Onoda. Ben bunu sosyal medyada öğrenmiştim. Kendisi 2. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusunda görevli bir teğmen. Filipinlerin orada bir adada kalıyor. 3-4 askerle birlikte. 2. Dünya Savaşı 1945 yılında bitiyor. Fakat bu askerlerimizin ne yazık ki haberi yok. Onların komutanı da Hiro Onoda. Hiro Onoda yıllar boyunca, inanın 29 sene boyunca bulunduğu mevziyi terk etmiyor. 29 sene? Evet, 29 sene boyunca bulunduğu mevziyi terk etmiyor. Ben bu adamı öğrendiğimde müthiş bir hayranlık duymuştum. Nasıl bir görev şuuru, nasıl bir sorumluluk duygusu, nasıl bir vazife duygusu. 29 sene sonra memleketine gittiği zaman, yani Japonya'ya gittiği zaman milli bir kahraman olarak karşılanıyor. Evet, savaş çoktan bitmiş. Evet, 29 sene olmuş ve de kılıcını teslim etmiyor. Onu gören bir turist diyor ki işte savaş bitti, 29 sene oldu falan. Diyor ki benim gidin Japonya'da komutanımı bulun, o gelsin. Aman Allah'ım. Komutanını getiriyorlar, samuray kılıcını komutanına teslim ediyor. Diyor komutanım görevimi yaptım, şimdi bırakabilirim diyor. Aman Allah'ım. Evet. Bir başka örnek, İstanbul'dan bizden bir örnek. İstanbul'un Levent ilçesinde bir temizlik görevlisi var. Kendisi yıllar bir 15-20 yıl boyunca orada temizlik görevlisi olarak çalışıyor. İşini o kadar güzel yapıyor ki, insanlara o kadar güzel davranıyor ki, insanlarla diyaloğu o kadar iyi ki, insanlara o kadar çok yardım ediyor ki, oradaki halk acaba biz bu görevi için ne yapabiliriz diyorlar. Ve onun heykelini dikiyorlar. Aman Allah. Evet, şu an Levent ilçesinde, yanlış hatırlamıyorsam yani, şu an o temizlik görevlisinin heykeli var. Çok iyi. Bazen ama bu bahsettiğiniz Japon arkadaşımız gibi sorumluluğu biraz fazla üstlenmiş olursak, hele de küçük yaşlardan bahsedeyim ben. Bunun da zararları olabilir mi öğretmenim? Yani her şeyin sorumluluğu, çünkü bazı çocuklarda onu görüyoruz. Bütün sorumlulukları üstlenmiş. Kardeşinin sorumluluğunu almış.
evdeki bir takım sorumlulukları almış. Yani böyle çocuklarımız da var çünkü. Hani gereksiz, aslında onun yapmaması gereken, kendine sorumluluktan ziyade yük olmuş, birçok şeyi yüklenmiş böyle. Bunun da zararı olabilir mi? Mesela Japon arkadaşımızda olduğu gibi. Evet. Adam 29 yıl boyunca hiçbir şeyden habersiz bir mağarada kalıvermiş. Doğru, bu da biraz fazlası, aşırısı, dozunu kaçırmış olanlarda ne gibi zararlar görebiliriz? Yani şöyle, mesela bir çocuk düşünün. Yani ilkokul yıllarında veya ortaokul yıllarında, lise yıllarında dediğiniz gibi çok aşırı sorumluluğa kalmış. O dönemi yaşamamış oluyor. Evet, yaşamamış oluyor yani, değil mi? Çocukluğunu aynen yaşamıyor, düşünün. Gençliğini yaşamıyor, ilk gençliğini yaşamıyor. Hı-hı. Hayatı kaçırmış oluyor yani. Aynen. Yani gerektiği kadar yapmamız lazım. Ama dozajında yapmamız lazım. Bu aynen öyle. Dediğiniz gibi her şey böyle ayarında kalmalı. Hı-hı. Yoksa yazık, onun da bir gençlik dönemi, bir çocukluk dönemi kapıp gidiyor. Çünkü bazen görüyoruz, bize gelen 6 yaşındaki çocuk bile 3 yaşında, 2 yaşındaki kardeşinin sorumluluklarını alıyor. Kayıt esnasında çocuk orada anne yanında derken ne oluyor? Bizim büyük çocuk işte kardeşimin emziği mi düştü? Onu mu yapacağız? Bunu mu alacağız? Anne kardeşim olmadan ben duramam. Ya da annesinin yapması gereken şeyleri üstlenmiş. Böyle ilkokulda, ortaokulda da çok yavrularımız var tabii ki. Bu dozajı kaçırınca demek ki onlar da kendi bulundukları dönemi yaşayamamış oluyorlar. Evet. Maalesef. Yazık oluyor biraz değil mi? Evet, peki öğretmenim, biz de dairemizi küçültelim ve eve gelelim. Şimdi evet, bu çocuk bireyselleşti. Ev içerisinde sorumluluklarını yapıp yapmaması, çok özür diliyorum, ya da sorumluluk duygusunu alıp almadığını nasıl anlayabiliriz biz? Hocam, ondan önce bir iki örneğim daha var. Tabii kusura bakmazsanız. Tabii ki, estağfurullah. Yine sevdiğim bir örnek, yine Japonya'da bir örneğimiz var. Hocam, kitabı da var, Köpek Hachiko diye. Filmi de var, Richard Gere biniyor. Bu Köpek Hachiko, ünlü bir Japon profesörün köpeği. Bu köpek sahibine o kadar bağlı ki, sahibi öldüğü zaman yıllar boyunca terminale gidiyor, istasyona gidiyor, onu yıllar boyunca bekliyor. Ben bunu öğrenmede gerçekten çok etkilenmiştim. İzleyicilerimiz filmi de var, izleyebilirler. Yine bir örnek, bizden Mehmet Akif Ersoy var, milli şairimiz. Bir gün arkadaşı bunu bir yerde buluşmak üzere sözleşiyorlar. Mehmet Akif Ersoy buluşma yerine gidiyor. Fakat ne yazık ki arkadaşı orada değil. Ve sağanak bir yağmur yağıyor. O sağanak yağmur boyunca 24 saat boyunca Mehmet Akif Ersoy orada dikiliyor. Çünkü o arkadaşıma verdiğim sözü yerine getirmem lazım. 24 saat sonra oradan ayrılıyor. Ve o arkadaşıyla belli bir müddet konuşmuyor. Çünkü biri sorumluluğunu yerine getirirken öteki çok pervasız davranmış. Evet, yine bir örnek, bizden Hazreti Ali var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederken evinde yatağını onu bırakıyor. Evet. Bu nasıl bir güvendir? Hazreti Ali yatağı başına çekiyor Peygamberimizin yerine. Belki de öldürülecek. Öldürülmesi an meselesi ama Hazreti Ali o görev bilinciyle, o sorumluluk bilinciyle orayı terk etmiyor. Belki de öldürülecek yani. Evet, ölümü göze alarak verilen vazifenin başında duruyor. Bu da aşırı sorumluluktan işte. Bana bu sorumluluk verildi, bu görev verildi, bu vazife verildi, yapayım. Evet hocam. Peki hocam, gelelim yine evdeki çocuklarımıza verdiğimiz sorumluluk duygusunu alıp almadığını nasıl anlarız? Nasıl anlarız? Hocam, öncelikle şöyle başlayayım. Benim velilerime yine veli toplantısında yaptığım bir önerim var. Sihirli bir sözcüğümüz var bizim. Sihirli sözcüğümüz hayır. Biz belki toplum olarak çok fazla evet diyoruz. Hayır duygusunu, hayır sözcüğünü, hayır kelimesini öğrencilerimize ve geniş anlamda günlük hayatımızda kullanabilmemiz lazım. Yani bir markete gittik. Çocuğumuz ayağını yere vurarak bir şey istiyor bizden. İşte illa şunu alacaksın. O hayır kelimesini kullanabilmeliyiz. Veya diyelim ki akşam yemeği pişirdik. İşte makarna pişirdik, çorba pişirdik. Annelerimiz bunu daha iyi bilir. Çocuğumuz diyor ki ben bunu yemem. Evet. İşte evladım niye yemiyor? İşte yemezsen yeme. Tamam, sen bilirsin. Fakat annemiz, o fedakar annemiz, saat 11'de gidiyor, çocuğa patates kızartıyor. Ne kadar yanlış değil mi? Ay, ne kadar yanlış, çünkü
Çocuklarımız bunu kullanmayı çok iyi biliyorlar. Anne şunu düşünüyor aslında. Aç kaldı, eyvah, yemek yemedi, aç kaldı. Çünkü evet. Bize de hep onunla evet, gelirler. Evet. Öğretmenim, yemek yeme problemimiz var. Merak etmeyin. Acıkan çocuk her zaman yer. Yemek için çaba sarf eder. Merak etmeyin, düşünmeyin desek de bir annelik içgüdüsü var. Ama yine diyorum, o içgüdüyü yanlış kullanma. Ve dediğiniz gibi çocukların da bunu çok güzel fırsata çevirme yönleri var. Ama maalesef ki işte yanlış kullanımlar sonucu bizi nereye götürüyor? Yani bu günlük hayatımızda biz bu hayır kelimesini kullanabilmeliyiz. Evet. Yani istemediğimiz bir şeyi, kalbimizin istemediği bir şeyi hayır demeliyiz. Yani hatır gönül için evet dememeliyiz. Yani çocuklarımızın da aynı. Yani gidip gece 11'de 12'de patates kızartırsak o çocuk bir daha hayatta akşam yemeğini yemez. Yemez. Yani mümkün değil, yediremeyiz. Evet. Mesela bizim bir komşumuz vardı, onu hiç unutmuyorum mesela. Çocukları bir şeyi kırdığı zaman mutlaka onu ödetirdi. Diyelim ki bardağı kırdı, su bardağını kırdı, tabağı kırdı. Derdi ki onu ödeyeceksin. O şekilde evet. Şey yapıyordu. Bir bedel, bir karşılık ödetme durumları oluyor evet, değil bedel mi? Bedel ödemesi lazım. Dediğiniz gibi işte o hayır kelimesini kullanabilirsek, çocuğumuzu belli bir disiplin içinde yetiştirebilirsek, işte efendim ne yazık ki geçen yine bir yere gidiyorum. Bir işim vardı. Dolmuş'ta gitmek zorunda kaldım. Bir veli gördüm. Çocuğun eline telefonu vermiş. Çocuk 2 yaşında yok yani. 1 yaşında falan var yani. Çocuğun eline vermiş. Tabii velimiz bilinçli. Saymayı öğretiyor telefonda. Kendi yapabileceği şeyi telefona yüklemiş. Şey, telefona yüklemiş. Yani o kadar üzüldüm ki. Yani çocuğu o halde görünce minibüste ben inene kadar çocuk şey yaptı. Sonra aynı veli, yani o tür veliler diyeyim yani. Sonra okula geliyor, hocam diyorlar, çocuğum seni dinler. Beni dinlemiyor. Siz evet. Söyleyin, telefonu bırakır. Yani o şekilde çocuğunu alıştırmış yıllar boyunca. Fakat onun cerimesini bana yüklüyor veya öğretmenlere yüklüyor yani. Benim velilere her zaman şunu diyorum yani. Derim ki senin sözünü geçmeden ben bir şey diyemem. Kusura bakma. Sen çocuğunu alıştırmışsın. Tamam ben söyleyeyim. Ama çocuğun belli bir dönem onu alışkanlık haline getirmiş. Evet. Yani benim sözümün de artık manası kalmıyor. O yüzden lütfen Allah rızası için velilerden bir ricam var. Şu telefonu çocuklarımızın elinde bırakalım. Yani nacizane kendimden bir örnek vereyim. Benim oğlum fen lisesini kazandı. Fen lisesini kazanana kadar telefon almadı. Evet. Fen lisesini aldıktan sonra telefon aldım. Kazandıktan sonra telefon aldım. Ve şu an telefon kullanmak günde yarım saattir. Yarım saatten fazla vermem. Çünkü eskiden bize derlerdi ki bizim dönemimizde evdeki düşmanımız televizyon derlerdi. Ne yazık ki o televizyon artık masum bir hale geldi yani. Evet. Şu an bizim hepimizin elindeki en büyük düşman telefon. Tabletler, bilgisayarlar. Yani hocam hatta onunla ilgili bir küçük anekdot var, hikaye, fıkra türü bir şey var. İşte bütün aile dedelerini görmeye gidiyor. Hepsinden de telefon. Yaş adam da iki elini havaya açıyor. Diyor ki bu sene de gelmediler bayram başmaya diye. Çünkü hepsinden de telefon var. Dedesiyle evet. ilgilenmiyorlar. Evet. Yani o hale gelmiş bir toplumuz. Bu evimizdeki düşmandan, yani düşman dediğimiz yani faydalı kullanırsak tabii, tabii güzel ki. Bir şey. Evet. Ama aşırıya kaçarsak gerçekten bizim için büyük bir düşman gibi yani telefon. Doğru, haklısınız. Telefonlar, tabletler özellikle çocuklarda nasıl kullanımını, daha doğrusu doğru kullanımı bilmedikleri zaman. Evet, sosyalleşme bitiyor. Çünkü birebir telefonla yaşama ya da tabletle yaşama başlıyor. Haklısınız. Bu durumda işte bahsedilen bir takım sorumluluklar yerine getirilmiyor. Çünkü oraya bağımlı kalınıyor. Okullardaki verim düşüyor. Bizim televizyondaki işte bu programı yapmaktaki en büyük amacımız da buydu. Yani insanlar bilinçlensin. Belki yavrularımız izleyecek. Onlar bilinçlensin. Nerede ne kadar hata yaptıklarını, asıl işlerinin bu olmadığını, kendilerinin öğrenci ya da henüz çocuk olduğunu. Ben de şuna çok dikkat ediyorum hocam. Ben çocukları ikiye ayırıyorum. Belki biraz ağır gelecek arkadaşlarımıza ama bir kısmı çocuk, bir kısmı cüce diyorum. Bırakın çocuklarınız çocukluğunu çocuk gibi yaşasın. Artık kullanılan kelimeler ya da yaşanılan ortamlar ya da dediğiniz gibi sosyal medya araçları her neyse küçük yaşta mesela bazen bir tören yapacak oluyoruz çocuklarla güzel bir iş yapacak oluyoruz. Kız çocuklarında özellikle işte makyajlar yapılıyor, topuklu ayakkabılar giydiriliyor. Ya bırakın çocuk çocuk gibi giyinsin. Onları zaten büyüyünce yapacak ve giyecek. Lütfen çocukluklarını çocukluk döneminde yaşasınlar. Çocuk daha küçükken 6 yaşındayken 15, 17 belki 18 yaşındaki bir genç kız görünümüne bürünebiliyor. Biz bu programlarda da işte buna dikkat ediyoruz. Belki her programda ayrı ayrı üstüne basa basa söylüyoruz. Lütfen çocuklarınız çocukluğunu yaşasın ve çocuk gibi kalsın. Yani annem hep şey derdi, hiç mi acıkmıyorsunuz? Oyunla doyardık. Şimdi tek oyun sosyal medya araçları oldu. İnsanlar yani çocuklar oradan oyun oynuyor. Neden? Çünkü babalar da orada oyun oynuyor.
Anneler de orada oyun oynuyor. Çocuk da haliyle demek ki bu böyle bir şey dinliyor. İşte eve geç kalınmalar. Neden? Çünkü sorumluluk yerine getirilmemiş. Vakit başka şeylerde harcanmış. Eve geldiğinde mecburen bir koşturma, koşturmacalı bir hayat. Eşe ayrılacak vakit yok, çocuğa ayrılacak vakit yok. Dolayısıyla aslında bazen bakışta şey diyebilir izleyenlerimiz bize. Ya ne alakası var? İşte ben ancak eve geliyorum, koşturarak onu yetiştiriyorum ya da başka bir şey. İşte başka zamanlarda vakti sosyal medyada ya da sosyal medya araçlarında çok kullandığımız için eve gelip sorumluluklarımızı da yerine getirmekte geciktiğimiz için o zaman evdeki diğer fertlere vakit ayırmak çok zor oluyor. Bu baba için de geçerli, anne için de geçerli, çocuk için de geçerli. Dediğiniz gibi sayı saymayı telefondan, tabletten değil de kendisi eğer söyleseydi değerli velimizin, birlikte oyun haline getirerek ritmik saymalar ya da ne bileyim sıradan bir sayı ya da normal rakamları öğreniyorsa birlikte yapsalardı, atıyorum otobüste ya da minibüste ikisi insanları, bu minibüste kaç insan var gibi saymak yerine hem canlı canlı örneği olurdu. Eline telefonla, tabletle olursa çocuktaki sorumluluk bilinci kayboluyor, bilişsel noktada algı zayıflıyor vesaire vesaire. Çok çok şey. Bunlar birbiri ardından silsile halinde her şeyi getiriyor maalesef ki. Evet hocam. Hani ünlü bir alime soruyorlar. Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim? O da diyor ki siz dümdüz gidin. Onlar sizi takip eder. Evet. Yani biz eğer doğrular yaparsak çocuklarımız da bizim peşimizden inan gelirler. Yani çocuklarımız bizim aynadaki yansımamız gibi. Evet. Yani aslında biz kızdığımız zaman kendimize kızıyoruz. Evet. Çünkü kendimizi görüyoruz yani. Düşünün bir evde kitap okunmuyor. İşte bütün aile bireylerin elinde telefon var. Babanın bir köşeye çekilmiş elinde telefon. Veya elinde kumanda var. Evet. İşte annenin elinde telefon, kız kardeşinin elinde telefon ya da tablet. Çocuğumuzun elinde telefon ya da tablet. Böyle bir aile düşünün yani. Sonra da siz diyorsunuz ki çocuğa, evladım kalk ders çalış. Yani bizim önce örnek olmamız lazım. Düşünün şöyle bir aile düşünelim alternatif olarak. Yani babanın elinde bir kitap var. İşte annenin elinde bir kitap var işte. Kız kardeşinin elinde belki bir dergi var. Çocuğumuz da zaten ister istemez kitap okuyacaktır. Neden? Çünkü hayatın normali haline geliyor kitap okumak. Yani ben öğrencilerime öpterim yani kitap okuma sizin yemek yemeniz gibi olsun, uyumanız gibi olsun, oyun oynamanız gibi olsun. Hani günümüzün rutini haline gelsin. Böyle disiplin olabilirsek çocuklarımız için daha iyi olur. Evet. Bülent Hocam şimdi kısa bir reklam arası. Ondan sonra tekrar sizin de kitaplarınızla ve kitap okurken ki kazandırılacak sorumluluklarla birlikte yine karşınızda olacağız sevgili izleyenler. Nuray Öğretmenim, Mektebim Çocuk Akademisi'nin sunduğu Asrı Çocuk programı devam ediyor. Evet, reklamlardan sonra yine karşınızdayız. Şimdi öğretmenim en son kitap okurken aile fertleri sosyal medyadan uzak ya da sosyal medya araçlarından uzak olursa ya da biz nasıl yaşarsak çocuğumuz da öyle olur dediniz. Bir de sizin yazarlık yönünüz vardı ya, oraya değinmek istiyorum. Öğretmenimin iki tane hali hazırda piyasada olan kitabı var. Gizemli Anahtar ve Eşo. Yani içerik sormayacağız. Merak edenler alıp okusun. Ama Eşo'yu merak ediyorum. Eşo, neden Eşo? Eşo, Malatya'nın bazı yörelerinde Ayşe'ye Eşo derler. Bizim köyde. İsmin değiştirilmiş hali. Evet, ben de Malatyalıyım işte. Onu kendi kültürümüzden bir isim kullanmak istedim. Biraz da farklı olsun dedim. Evet, farklı geldi bana da. Evet. Eşo şeyle, Malatya'da yaşayan bir kızımız. Belki ilkokul öğrencisidir yani. Ebesiyle birlikte yaşıyor. Ebesiyle birlikte Malatya'da uzun yıllar kayısı olmadığı için bir yolculuğa çıkıyorlar. Belki 10 yıldır Malatya'da kayısı olmamış. Tabii Malatya demiyorum, orada Melita diyorum. Malatya'nın eski ismini kullanıyorum. İşte Melita'da, Malatya'da 10 yıldır kayısı olmamış. Çocuklar kayısının nasıl bir meyve olduğunu bir unutmuşlar. Evet, Eşo da bunu çok kendine dert ediniyor. Ebesiyle birlikte bu kayısı niye olmadı diye onun derdine bir çare bulmak istiyor. Ona da engel olan biri var, onu da söyleyeyim mi bilmiyorum. Bir tane cadımız var. Öyle mi? Evet, cadımız Malatya soğuk nefesini yolluyor. İşte maceramız Beydağ'ında devam ediyor.
Bu şekilde. Çok güzel. Yani. Kitaplarınızı aldım. Sağ olun, siz de kırmadınız, imzaladınız bizi. Merakla okuyacağım, emin olun. Biz okul öncecilerin içinde hiç büyümeyen bir çocuk var. Çocuk kitabı diye bakmıyoruz biz olaya. Mutlaka o çocuk ruhumuzla okuyacağızdır öğretmenim. Tabii yazar olmanın vermiş olduğu bir şeyle de kitaptan örnek veriyoruz. Dediğiniz gibi yoksa başka şekilde fiili örnek olarak da işte baba yorgun argın, işten gelmiş, anne belki yine iş yerinden çıkıp gelmiş, belki evde olan biri. Tabii işte babam ayaklarını uzatmış çayını içerken. Evet, kitapla dergine veya benimle sohbet ediyordu. Annem işte çayını, tatlısını, meyvesini getiriyordu vesaire diye. Çocukların aklında böyle saf, temiz bir aile yapısı kalması da herkesin sorumluluğunu yerine getiriyor olmasını görmelerine işarettir. Yani biz öyle büyüdük öğretmenim. Onu ne kadar yapmaya çalışsak eskisi gibi olmadı. Evet. Bu konuda netiz ve hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Biz de ister istemez çocuklarımıza yeri geldi işte bilgisayarlarını, tabletlerini, telefonlarını. Çünkü bulunduğumuz zaman da bunu bazen getirdi bize. Çocuklar buna özendiği için belki yanlış şeyler yaptılar. Belki yanlış yere başvurup belki bize baş kaldırdılar. Neden herkesin var, benim yok. O yüzden bu durumda çocukları çok sıkmadan... Yine dediğimiz gibi, yine üstüne basa basa söylüyorum. Bu hafta konumuz sorumluluk. Sorumluluklarını yerine getirdikten sonra küçük, az miktarda, az önce bahsettiğiniz işte oğlum günde yarım saat kullanıyor gibi böyle zamanla kısıtlayarak kullanmaları ve geri kalan bölümde de hep bedelden bahsettik ya, yapmadılar, onun bedelini ödediler. Peki sorumluluklarını yerine getirdiler, bir ödül gibi, sadece telefon değil, onları başka türlü ödüllendirirsek de çocuğun sorumluluklarını yerine getirmesine biraz da yardımcı olmuş oluruz diye düşünüyorum, değil mi? Evet hocam, yani şöyle, bizim bu sorumluluk duygusu dediğimiz askeri bir disiplin içinde değil hocam. Yani. Yani çocuğa sevdirerek, evet. Evet, yani kaba davranmak, sert davranmak, aşırı ceza vermek gibi düşünmeyelim bunu. Çocuğumuz tabii ki sorumlu olacak, disiplin olacak, işini, görevini yerine getirecek. Ve dediğiniz gibi aynı şekilde sorumluluğunu yerine getirdikten sonra bir ödül alması lazım. Yani hepimizde o ödül duygusu vardır hocam. Yani hepimiz takdir edilmek isteriz. Aynen, evet, ödül doğru. Verilmesini isteriz. Nasıl ki çocuğumuz sınıfta resminin asılmasını ister. Biz de tanınmak isteriz, bilinmek isteriz. İş yerimizde takdir edilmek isteriz. Tabii. Bu insanların hepsinde vardır. Hani derler ya, Allah insanları, canları bilinmek için yaratmış. Yani Allah'ındaki o duygu insanlarda var. Gerçekten de bilinmek istiyoruz, takdir edilmek istiyoruz, övülmek istiyoruz. Bu hep herkesin hoşuna giden bir şeydir, değil mi? Yaşımız kaç olursa olsun iyi bir şey yaptık, bir teşekkür istiyoruz. İyi bir şey yaptık. Nedense bedel ödemek biraz daha ağır geliyor insanlara. O yüzden hep iyi şeyler yapıp teşekkür ya da takdir görmek istiyoruz. Peki öğretmenim, artık evden yavaş yavaş çıkıyoruz. Çıktık, okula başladık. Okuldaki sorumluluk duygularını, yani sorumluluğu yerine getirip getirmediğimizi nasıl anlarız? Ya da bu duygunun okul hayatında hayatımıza yansıyıp yansımadığını, çocuğumuzun hayatına yansıyıp yansımadığını nasıl anlarız? Ben yine hocam günlük hayattan örnek veriyorum, somut olsun diye. Yani öğrencilerime bazen diyorum mesela, evladım ödevin nerede? İşte Türkçe kitabı nerede? Hayat bilgisi, fen bilgisi kitabı nerede? Bana şöyle diyorlar, öğretmenim annem koymamış. O annenin ödevi değildi ki. İşte evet, diyorum ki evladım iyi dediğim, yani senin koyman lazım ya çantana. O şekilde. O sorumluluk duygusunu gerçekten vermemiz lazım. Mesela ben yine çok sevdiğim için Japonya'yı, Japonlardan örnek vermek istiyorum. Mesela Japon öğrenciler sınıflarını temizliyorlar. Sınıflarını temizliyorlar, koridorlarını temizliyorlar, bahçelerini temizliyorlar. Sadece tuvaletleri temizliyorlar. Ona bir özel bir görev var. Bazen öyle veliler olabiliyor ki mesela biz temizlik yaptırdığımız zaman sınıfı veya yani okulu yaptırmıyoruz, sınıfı yaptırıyoruz. Yani benim oğlum işte veya kızım temizlik görevlisi mi falan gibisinden bize tepkiler olabiliyor. Aslında sorumluluk duygusunu işte değil mi ya, evde verdikten sonra okulda da vermemiz lazım. Evet. Yani bir öğrenci ödevini yapmadığı zaman bence velinin yapmaması lazım. Tabii ki. Tabii yani, ki. Yani düşünün, özellikle çok veren, ödev veren öğretmenler oluyor ilkokulda. Tabi bunu tasvip etmiyoruz. Çocuk annesiyle birlikte, babasıyla birlikte 12'ye kadar ödev yapıyor. Çocuğun elleri kırıldı işte. Ondan sonra annesi babası yapıyor. Ben şöyle diyorum, ödevini yapmayalım. Yani çocuk ödevini yapmadığı zaman okulda nasıl bir sonuçla karşılaşacağını görsün. Yani onun açıklarını biz kapatmayalım. İşte çantasını kendisi hazırlasın. Kalemlerini kendi koysun. Ödevini kendi koysun. İşte malzemelerini kendi koysun. Bunlar eksik olduğu zaman sınıfta öğretmenin işte onu uyarmasını da artık hak etsin yani.
Evet. Biz onun açıklarını şey yapmayalım. Çünkü hayatı boyunca bizim yanımızda, kanatlarımızın altında olmayacak çocuklar yani. Aynen. Bizim aynen. Toplum olarak en büyük eksikliğimiz ne yazık ki bu. Yani sanki dersin ki toplumun içine çıkmayacak gibi yetiştiriyoruz. Pamuklara sarıp. Yani sarıyoruz. Pamuklara sarıyoruz aslında yani. Aslında işte hata yapıyoruz öğretmenim. Yani biz mesela bu işe okul öncesinde başlıyoruz. İşte sınıf dağılır. Sınıfı hadi çocuklar onlara eğlenceli bir şekilde süpürge olun, hep birlikte toparlayalım, yapalım. Buna hiçbir veli gelip evet benim çocuğum temizlikçi mi demez. Ama siz ilkokul, ortaokul ya da lisedeki bir çocuğun arkasında bu kadar durursanız, o zaman çocuk da işte ailem benim arkamda diye öğretmene baş kaldırıyor, müdüre baş kaldırıyor, idaresine baş kaldırıyor. Aslında dediğiniz gibi yine problem evde başlıyor. Yani bunu çocuğun yanında söyleyen, eminim sizin yanınıza gelip çocuğuyla birlikte bu durumu ifade eden, bu çocuğa ayrı bir güvendir, ayrı bir sırttır ama doğru mudur değildir. Biz geçmiş programlarda güvenli bağlanmayı da işlemiştik. Bu bir güven değil. Bu çocuğun yanında olmaya da çocuğu sevme, ilk başta dediniz ya programın başında, şımartmadır bu. Sevgisini yanlış yöne kullanmadır. O yüzden yine anneler ve babalar, biz de bunu kendi okulumuzda değil tabii küçük oldukları için, ama işte bizim de çocuklarımız var veya çalışanlarımızın çocukları var. Sık sık görebiliyoruz. Okul kapısında alırken şahit olabiliyoruz. Burada velilere çok iş düşüyor. Yani anne babaya çok iş düşüyor. Size çok kızmış olabilirler. Ya da okul idaresine çok sinirlenmiş olabilirler. Bunu onlarla birebir özel konuşup çocuğa şunu da dediklerine şahit olduk. Yapma oğlum. Sen öğrencisin, buraya bunun için geliyorsun. Halbuki bunu değil, çocuk şikayetçi olsa dahi demek ki öğretmeninin bir bildiği varmış. Yanlış bir şey yapılsa dahi, ki olacağını asla düşünmüyorum okullarda böyle bir şey. Evet, o okul sizin, o bahçe sizin, o sınıf sizin ve siz el birliğiyle bunu yapmak zorundasınız gibi çocuğa bilakis teşvik edici cümleler kurulması gerektiğine inanıyorum ben. Tahmin edebiliyorum nasıl velilerle karşılaşıp hani sanki çocuğunu çok savunuyormuş gibi ama değil. Maalesef ki değil, ama işte bu okul öncesi durumdan başlıyor. Biz çok özür dileyerek söylüyorum, çocuğun terli bir çamaşırını çantasına koymuş ve velimize işte bugün çok terledi, kıyafetlerini değiştirdik dediğimizde, bir hafta sonra, üç gün sonra bile çantayı açtığımızda veya ertesi gün açarız da biz, 2-3 gün o terli çamaşırın gidip geldiğini biliriz. Bu da bir sorumluluktur. Aslında anne ve babadan başlar ve çocuğa geçer. Yani anne günlük o çantayı, çünkü o okul öncesi çağındaki bir çocuk, hani birlikte hadi gel oğlum ya da kızım çantanı bir güncelleyelim, bugün ne yaptığınızı bir çıkaralım dese, çocuk ilkokulda ve ortaokulda çantasını günlük kontrol etmesi gerektiğini, ödevlerinin düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini, ertesi günün ders programını, bizde de şey çok olurdu mesela, bütün kitaplarımızı koyardık, ne işleyeceğimizi bilmezdik falan. Ama şimdi bizim çocuklarımızda nasıl oldu? Bir ders programı var. Boş yere bunu kendine yük etme diyoruz. Ne yapıyoruz? Ders programını ayarladın mı? Birlikte ayarlayalım mı? Unuttuğun bir şey var mı? Çantanı kontrol eder misin? Gibi. Bence böyle olsa daha iyi değil mi? Gibi uyarılarla çocuğun akşamdan çantasını hazırlamasını. Hazırlamadım öğretmenim. Sabah çıkılacak mı? Vakit mi geldi? Yapacak bir şey yok. Biz seni bekleyemeyiz gibi bedeller ödetilebilir. Ödev keza aynı şekilde. Ama bugün İlkokula hazırlık sınıfları yapılıp mutlaka ilkokulda biz hiçbir şey yapmadan neredeyse bize harf, matematik, okuma yazmayı bile öğretmemizi isteyecek anne babalarla karşılaşıyoruz. Maalesef. Çünkü dediğiniz gibi birlikte ders çalışmayalım. Birlikte yapmayalım. Evet, çok ödeve değil. Ödevden kasıt zaten yapılan dersin tekrarıdır veya çocuğa sorumluluk bilincinin aşılanmasıdır. Bu konuda sizi çok iyi anlıyorum. Ama burada anne ve babalarımıza söylemek istediğiniz her ne varsa mesajlarımızı iletelim lütfen. İleteyim hocam. Yani eğitim bir süreç hocam. Hı-hı. Yani evden başlıyor. Hatta ben geçen 29 Kasım'da öğrencilerime şey dedim. Dedim beni takdir etmeyin. Hı-hı. Sizin benden önce bir öğretmeniniz var. Öğretmenim, evet. Kimdir o? Dedim, anneniz. Hı-hı. Gidin annenizin elini öpün. Hani bize derler ya, otu çek köküne bak derler. Evet. İşte armut dibine düşer derler. Gerçekten de eğitim anneden başlıyor. İlk öğretmenimiz annemiz. Mesela, hı-hı, benim annem rahmetli doğru duvar yıkılmaz derdi. Hı-hı. Ben dürüstlüğü annemden öğrendim. Dürüst olmayı, yalan söylememeyi, hakperest olmayı. Evet. Annemden öğrendim. Yani okuldan önce annemden öğrendim. Daha sonra ilkokul yıllarında Şirin Ceylan vardı, sınıf öğretmenimiz. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Bana şeydi, bize şey derdi, hiç unutmuyorum. Diyordu ki bir demirci demiri dövüyor. Hı hı. İşte o sırada ezan okunuyor. Demircinin o
elindeki balyoz havada asılı kalıyor. Ezana saygısı. Ezana saygıdan havada asılı kalıyor. Ezan bittikten sonra balyoz çalışmaya devam ediyor. İşçimiz çalışmaya devam ediyor. Mesela ben bunu ömrüm boyunca unutmuyorum. Yani ilk önce annemden o ahlakı, disiplini, çalışmayı, dürüstlüğü aldım. Sonra Şirin öğretmeninden sağ olsun, Allah razı olsun. Daha sonraki yıllarda ortaokuldaki öğretmenlerimiz sağ olsun emeklerini verdiler. Dediğim gibi eğitim bir süreç. 24 Kasım'da ve 365 günde gidelim annelerimizin opak ellerini, onurlu ellerini öpelim. Çünkü ilk öğretmenimiz onlar. Annemiz. Sonra sınıf öğretmenleri, ana sınıf öğretmenlerimiz çok değerli. Çünkü ana sınıfı ve sınıf öğretmenliği dönemleri gerçekten de mermere yazı yazılan yıllar. Evet. Ben hep ortaokul, lise öğretmenlerini şeye benzetirim. Denize yazı yazıyorlar. Yani hemen etkisi geçiyor ama ana sınıfı ve sınıf öğretmenleri mermere yazı yazdıkları için o yazdıkları yazılar ömür boyu hatırlanıyor. O yüzden biz hep ana sınıf öğretmenlerimizi, sınıf öğretmenlerimizi hatırlarız daha çok o dönemden dolayı. Dedim ya eğitimin süreci evden başladı, okula geldi. Öğrencilerimiz sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman değerli, faydalı, yararlı, başarılı bir birey olurlar. Yani biz de gözlemliyoruz. Ödevini devamı getiren, her gün getiren öğrenciler, ödevini unutmayan öğrenciler, çantası düzenli olan öğrenciler daha başarılı oluyorlar. Çünkü başarının sırrı disiplin olmaktan geçiyor. Biz bu düzenden anlıyoruz ki çocuk okuldaki sorumluluk duygusunu almış. Evet. Bunu oradan. Peki öğretmenim, daireyi biraz daha genişletip toplumdaki sorumluluk duygusu nasıl oluşturulur diyeceğim. Aslında az önce biraz dokundunuz. İşte annemden, öğretmenimden, ortaokul öğretmenimden derken böyle bireyler yetiştiriliyor. Bu silsile dediğiniz gibi evde başlayıp sonra topluma sirayet edecek bireyler haline mi gelir? Ya da toplumda nasıl oluşturulur? Belki insanlar bu kadar almadı. Bu kadar görmedi. Gerek ebeveynden, gerek aileden, gerek okuldan bunları yapamadı. Bir yerden sonra bu sorumluluk duygusu aşılanabilir mi? Yani küçükken sorumluluk duygusunu almamışsa büyükken gerçekten çok zor. Hani bir atasözümüz var. 7'sinde neyse 70'inde o. Ağaç yaş gene eğilir. Evet, ağaç yaş gene eğilir gibi. Çok zor. Ama yine hiçbir zaman geç değildir. Ama gerçekten çok zor. Yani ağaç dediğiniz gibi yaş gene eğiliyor. Bizim toplum olarak belki doğu toplumlarına has bir düşünce tarzımız var. Bir kurtarıcı gelsin, bizi kurtarsın. Mesela bir Mustafa Kemal gibi bir lider gelsin. İşte bizim adımıza düşünsün, bizim adımıza yapsın, bizi yönlendirsin. Tabii ki yönlendirsin ama toplumların kurtuluşu aslında tek tek bireylerden geçiyor. Evet. Yani o yüzden de bu bireyler nasıl insanlar? Sorumluluklarını, görevlerini yerine getiren dürüst insanlar. Bir toplumu yücelten, görevini en iyi yapan insanlardır. Yani hatta şöyle bir söz var, ben bunu öğrencilerim çok derim. Geçen de sosyal medyada görüştüm. Diyorlar öğretmenim siz şöyle diyordunuz diyorlar. Hep şunu derim. Dağ başında bir ağaç olamıyorsan yol kenarında bir çalı ol. Ama oradaki en iyi çalı sen olmalısın. Kaptan olamıyorsan tayfa ol. Ama en iyi tayfa sen olmalısın. Güneş olamıyorsan bir yıldız ol. Ama en güzel şekilde parla. Hepimiz için yapılacak güzel bir iş var. Yani en iyi ev hanımı olabiliriz. Yani gelen hanımlar veya komşularımız. Ya ne kadar temiz bir kadın, ne kadar düzenli bir kadın, ne kadar sorumluluk sahibi bir kadın desinler. En iyi fırıncı olalım. En güzel ekmekleri biz yapalım. Ekmeklerimizin güzel kokusu mahalleleri sarsın. Evet, inşallah. En iyi doktoru biz olalım. Gelen insanlara güzel davranalım. Tebessüm edelim. Herkes parmağıyla bizi göstersin. Ne kadar harika bir doktor desin. En iyi öğretmen biz olalım. Çocuklarımıza örnek olalım. Demin dediğimiz gibi dümdüz gidelim. Çocuklarımız peşimizden güzel güzel gelsinler. Öğretmenler güzel bir özelliği de şu hocam. Gerçekten de çocuklara güzel örnek oldukları zaman hayatları boyunca güzel bir rehber olabiliyorlar. Dimağlarda güzel bir hatıra bırakabiliyorlar. Toplumumuzda biraz işlere karşı ön yargı var hocam. Yani şu meslek iyidir, şu meslek kötüdür diye bir algı var ne yazık ki. Ben hep öğrencilerime derim, hangi işi yaparsan yap, en iyi yap. İşlerin sana değer kazandırmasın. Sen işine değer kat. Yani illa hepimizin doktor olması gerekmiyor. Demin anlattığımız o temizlik görevlisi gibi. Mahallenin o kadar güzel temizle ki, insanlara o kadar güzel yardım et ki, insanlarla o kadar güzel diyaloğun olsun ki senin heykelini diksinler. O kadar iyi bir öğretmen ol ki yıllar sonra bile 24 Kasım'da sana hediye gönderebilsinler.
o kadar iyi bir doktor ol ki hep dua etsinler. Allah razı evet. olsun o doktordan. Ne kadar harika bir insan desinler. O kadar güzel ekmekler yapalım ki o sıcacık ekmeklerimiz sıcacık kalplere dokunsunlar. İnşallah. Öğretmenim çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizden de aldığımız bu kıymetli bilgilerle çocuklarımıza biraz daha dokunup, biraz daha sorumluluk duygusunu aşılayıp, onların daha iyi bireyler olması yolunda adım atmış olalım diyorum. Buradan bütün velilerimize seslendik, bütün öğretmenlerimize seslendik, bütün çocuklarımıza seslendik. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmadınız, yoruldunuz. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim hocam. Böyle güzel program yaptığınız için, çok sağ olun. Eğitimin önemine dair program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyif aldım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ustad TV izleyicileri, bu akşamlık da bizden bu kadar. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarımızla yine karşınızda olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Nuray Öğretmen'in Mektebim Çocuk Akademisi Asrı Çocuk programını sunar.